Bizim dildaşlarımız, soydaş gibi dildaşlarımız var tabii ki, değil mi? Ve siz uzmansınız bu konuda, öğreneceğiz. Yani birçok şey öğreneceğiz bu gece. Acaba dünyada kaç ülkede Türkçe konuşuluyor? Türkçemiz dünyada kaçıncı dil? Acaba bu karşılıklı anlaşabiliyor muyuz? Biraz önce belgeselde de sorulduğu gibi Türkçe konuşulan coğrafyalar hangileri vesaire. Ama bize okul sıralarında kafamıza nakşedilmiş bir konu var. Acaba o doğru mu, yoksa o bir ön yargı mı ya da bir yanlış yargı mı? Türkçemizin Macarca'yla ve Fince'yle akrabalığı olduğu söylenmişti ya da söylenirdi. Bu doğru mu efendim? Kesinlikle doğru değil. Orada karıştırılan birden fazla şey var aslında. Ortaklık etnik kimliktedir Macarlarla. Yani onlar da Orta Asya kökenli ama köklerini tam bilmiyorlar. Macarlar kendi... Onlar mı bilmiyor? Onlar bilmiyor. Biz biliyor muyuz? Hayır, onlara tabii mı söylemiyoruz? Hayır, Macarlar bu konuda gerçekten çok çalıştılar. Hatta kendi köklerini araştırırken Türkolojiye de çok hizmet ettiler. Bugünkü topraklarına 800'lü yıllarda geldi Macarlar. Daha önce Orta Asya'da yaşadıklarını biliyoruz. Onun için bugünkü Macaristan'ı kuran 7 kavim var. Onların en az 6'sının Türk olduğunu da biliyoruz. Ama bugünkü Macarlardan tabii ki bu anlamda Türk diye söz etmek de mümkün değil. Köken birliği etnik kimlikte var. Dil kesinlikle değil. Türkçe Altay dil ailesinden, ki bu da kanıtlanmış değildir. Peki bir de Ural Altay diye. Hayır, o kesinlikle böyle bir şey yok. Bu. Siz bendeki her şeyi yıkıyorsunuz şu anda. Okul bilgilerime. Bilim adamlarının görevi budur bence. Ne güzel. Ural Altay diye bir dil ailesi var bu mı? Bu tartışıldı. 100 sene önce tartışıldı. Genetik akrabalık tartışmaları başladığında Ural Altay dilleri de tartışıldı dünyada. Ama sonra Ural dil ailesinin varlığı kanıtlandı. Ama Altay dil ailesinin varlığı hala kanıtlanmamıştır. Ural dillerini, Ural dil ailesini oluşturan dillerin geriye dönük malzemeleri çok olduğu için çok kısa sürede gelişti ve genetik akrabalık kanıtlandı. Ama bu Altay dilleri için geriye dönük malzeme azdır. Şimdi burada bir parantez açmak evet. istiyorum daha iyi anlayabilmek için. Şimdi siz diyorsunuz ki hayır, bir dil akrabalığı yok ama velakin bir genetik, etnik genetik yanlış kullandım. Genetik farklı farklı kullanabiliriz. Fatımsı bir şekilde. Ama bir etnik akrabalık var. Macarlar. Zaten evet, Macarlarla. Evet. Ama etnik akrabalık zaten dili de içermiyor mu? Hayır, kesinlikle içermiyor. Şeydi. Kesinlikle içermiyor. Tam da mesele bu zaten. Macarlar bugünkü topraklarında en az 1000 yıldır Fin-Ugor kökenli bir dil konuşuyorlar. Macarca Fin-Ugor dil ailesindendir. Daha geniş olarak Ural dili ailesindendir. Ama Macarlar etnik olarak Türktür. Peki Finlandiya'ya geçiyoruz şimdi. Finlilere geçiyoruz. Evet. Onlar Fin-Ugor demek tabii, yani tabii ki. Fin-Macar ailesinden tabii geliyor. Tabii ki. Yani dille etnik kimliği asla karıştırmamak lazım. Bu son derece doğal bir şeydir, bunların ayrı olabilmesi. Peki bizim Finlerle, yani niye bu söylenmiş? Finlilerle nasıl bir akrabalığımız var? Çünkü bizim... Onlardan mı? Bizim, onlardan bizim oradan göçmüşler. Şöyle, şimdi bizim ders kitaplarımız özellikle en az 100 yıl geriden geliyor. Yani Avrupa'da, Batı'da tartışılmış, 100 sene önce tartışılmış konular ve bırakılmış ya da tersi kanıtlanmış konular hala bizim ders kitaplarımızda doğruymuş gibi anlatılır. Ama biz üniversitede böyle anlatmıyoruz. Bugün ders kitaplarımız... Özür dilerim, yazık değil mi çocuklara? Çocuklar o bilgilerle üniversite evet. sınavına giriyorlar. Orada ona doğru diyoruz o bilgilerle evet, girdikleri evet, için. Evet. Sonra üniversiteye evet. geliyorlar. Şimdi bunu unutun. Bir de buradan mı bakın diyoruz. Aslında akademi de bu demek birazcık. Ama onlar zaten bu alanın uzmanı olmaya geliyorlar. Bravo. Evet. Yazık olanlar diğer bölümlerin öğrencileri. Çünkü bir de ayrıca zorunlu Türkçe dersi diye bir şey vardır. Bu konular oralarda da mühendislere anlatılır, tıpçılara anlatılır, güzel sanatlar öğrencilerine anlatılır. Onlara yazık oluyor olabilir ama bizimkiler zaten uzmanlarından öğreniyorlar. Peki Macarca ve Fince Fin-Ugor ailesinden geliyor, öyle mi?
Dilleri. Dilleri, tamam. Evet. Dilleri oradan geliyor. Biz o zaman nereden geliyoruz? Oradan çıktığımıza göre hangi dil ailesinden geliyoruz? Eğer varsa Altay dili ailesinden. Ama bu kanıtlanmamıştır. Bir dakika, onlar Ural mıydı? Ural. Onlar o kesin. Ural. Biz Altay. Belki. Ama bunu okulda da öğretirken işte Ural'la Altay'ı birleştirdiler. Biz de bunlarla akraba yaptılar dilde. Ural, Altay, diye evet. Yok, onu söylediniz, tamam. Evet, 50 sene önce vardı. Tartışılıyordu. Bakın, o tartışma bitti artık. Ama bizim kitaplarımızı da değiştiremiyoruz. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını hazırlarken bize bir şey sormuyor. Hmm. Üniversite arası kurul sınav sorusu hazırlarken bize sormuyor. Hmm. Sonuç olarak yani bu bilgilerin kitaplara girmesi, orta öğretim seviyesine girmesi son derece zor. Peki. Sayın Hocam Nurettin Bey, siz katılıyor musunuz? Şimdi, evet, evet doğru. Bu dil akrabalığı konusunu belki biraz açmak lazım. Ne demek dil akrabalığı? Şimdi dil akrabalığı dediğimiz şey, günümüzde konuşulan diller var veya tarihin belli bir döneminde. Bunları geriye doğru götürdüğümüzde hangi dillerle ortak yönleri artıyor? Hı. Şimdi günümüze doğru geldiğimizde ayrışıyorlar ama geriye doğru gittiğimizde tek bir ana dilde birleşiyorlar. Bizimle işte Azerbaycan Türkçesi diyelim veya Kazakça. Bunların tarihte ne zaman ayrıldığını biz çok iyi biliyoruz. Yani nasıl ayrıldığını takip edebiliyoruz kaynaklarla. Finugor dilleri dediğimiz dillerle Türkçe'nin akrabalığı konusunda bir görüş, böyle bir bilgi vardı zamanında. Ama bu terk edildi. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu da söylemek lazım. Daha farklı teoriler de var. Bunlar dil ailelerini daha büyük gruplarda birleştiriyor. Türkçe'nin akraba olduğu varsayılan dillerle ilgili araştırmalar, Moğolca ile Manchu Tungus, ondan sonra Korece, günümüzde Korece, Japonca, bunlarla akraba olabileceği düşünülüyor ama daha da büyük, belki de Avrasya dilleri diye ortak özellikler bulunduran bir dil ailesi olabileceği söyleniyor. Burada tartışma veya sorun nereden çıkıyor diye soracak olursak şöyle bir şey var. Bizim elimizde bugünden diller var, bugün konuşulan diller var. Tarihte geriye doğru gittiğimizde bazılarında tarih kalıntılar var, bazılarında hiç yok. Daha da geriye doğru gittiğimizde iyice azalıyor. Bu defa şöyle bir şey çıkıyor. Bugün bir ağacın dalları gibi görünen günümüzdeki diller, acaba tarihte geriye doğru gittiğimizde tek başlarına bir kök müydü yoksa başka dillerle akraba mıydı? Büyük bir ihtimalle onlar da daha büyük diller, daha farklı dillerle akrabaydı. Yani bir kökten geliyor. Onlar da başka bir gövdeye birleşiyorlar. Fakat dilciler olarak bunu kanıtlayamıyoruz. Elimizde veri yok. Evet. Elimizde bilgi olmayınca da akademik olarak burada şu şununla akraba demek çok zor. Bir de tabii ki çok dinamik. Tabii. Gelişimi, evolüsyonu çok hızlı bir konudan söz ediyoruz. Evet. Yani bugün bile 1940'larda konuşulan ülkemiz Türkçesiyle 60'lardaki çok fark ediyor. Evet. 60'lardaki ile 70'lerdeki, 70'lerdeki ile 2000'lerdeki. Evet. Hatta TRT'miz, bir TRT arşiv görüntüleri sosyal medyada da yaymaya başladıktan sonra, hatta bugünlerde bir arkadaşım söyledi, yahu dedi, Türkçe ne kadar güzel bir dil. Ne oldu, hani bir yere gittin geri mi döndün de bunu fark ettin tekrar? Hayır dedi, bir eskilerden dedi, birisiyle konuştuğun zaman mesela, yani yaşı 50'den yukarı ya da 60'tan yukarı diyelim bugünlerde, zira diyor mesela. Evet. Zira diyor. Yani şimdi zira bir cümleye yön vermek, konuşurken yazı dilinde değil, konuşma dilinde zira demek, buradan bir virgül atmak zira ile beraber ya da bir parantez açmak, evet, hiçbirimiz yapmıyoruz artık. Ben bugün yapmıyoruz. Evet. Zira kelimesi. Evet. Şimdi TRT arşivine bakıyorsun, herkes sunucu, popçu, sanat müziği söyleyen, sinema oyuncusu, herkes zira diyor. O kelime gitti. Evet. Gitti. Yani tabii ki dayanamadı belki. Bir yerine başka şeyler aldı. Fakat şu da kesin ki bizden önceki 10 yıllar içinde konuşanların vokabüleri diyeyim, kelime hazinesi diyeyim, ya da bizden çok daha fazla. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Tatlı, bir de tatlı. Yani evet, bir de dilin tatlılığı ve ben ona dilin
Konuşmanın şehveti demek istemiyorum. Konuşmanın şehveti tehlikelidir. Özellikle biz yayıncılar için. Evet. Ama dilin böyle bir tadı ve şehveti var. Evet. Şimdi şöyle kelimelerle bir şey var. Dillerle ilgili, yani dil bilimin ortaya koyduğu bir gerçek var. Diller değişir. Dillerde değişmeyen tek kural var. Sürekli değişmesi. Değişmenin üç temel etkeni var. Bir tanesi zaman. Zaman geçince dil değişir. Bizler annemiz, babamız gibi, dedemiz gibi konuşmayız. Çocuklarımız da bizim gibi konuşmayacak. Torunlarımız hiç konuşmayacaklar. Bir başka değişme sebebi yüzey. Eğer yönünüzü bir buradan işte Ankara'ya doğru dönüp yürümeye devam ederseniz her köyde, her mahallede dilin birazcık farklılaştığını göreceksiniz. Bu mesafe çok uzarsa, işte Kars'a çıkarsanız Kars'ta anlaşabiliriz, Bakü'de de anlaşırız. Ondan sonra devam edersek Aşkabat'a falan biraz daha ileriye, yavaş yavaş anlaşmakta zorlandığımızı göreceğiz. Yani diller böyle bir zincirin halkası gibi iç içe geçmiş, çok farklı gerçekleşme biçimlerinden oluşur. Ve burada anlaşılırlık sıfıra inebilir. Çuvaşistan'a giderseniz hiçbir şey anlamazsınız. Bir hafta sonra işte benim gibi belki keçinin sütü var mı Çuvaşçasını bir hafta sonra söyleyebildiğim bir cümle. Bunu yapabilirsiniz. Bu bütün doğal diller için böyledir. Bir başka değişme sebebi de toplumsal yapılar. Şimdi burada az önce siz kendi çalışanlarınızla bir dil konuştunuz. Bizimle daha resmi bir ortamdı. Seyirci önündeyiz. Biz de arkadaşlarımızla konuşurken çok farklı. İşte şakalaşıyoruz, espriler yapıyoruz. İşte lavabali olabilecek, başkasının lavabali görebilecek dil konuşuyoruz. Sosyal sınıflara göre de dil değişir. Burada eğitim, cinsiyet, içinde doğduğumuz bölge, yaptığımız meslek, bunlar dili etkiler. Bir değişme sebebi daha var son zamanlarda öne çıkan, başka dillerle etki. Evet. Eğer egemen kültür, dilden çok şöyle bir şey var. Mesela, İngilizce etkisi, Fransızca etkisi. İngilizce etkisi olabiliyor. Tabii. Eğer eğitim aldınız, diyelim ki İngilizce eğitim alıyorsunuz. Bu defa İngilizce kelimeleri konuşmalarınıza sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde de bir değişme oluyor. Bu Türk dillerinin hepsinde görebileceğimiz bir şey. Sizin başta söylediğiniz Radloff'tan bir alıntınız vardı. Türkçe çok geniş bir alanda konuşulan, geniş anlamıyla Türkçe. Yani Türkçe derken iki şeyi ayırmamız lazım. Bir, bizim konuştuğumuz Türkiyelilerin konuştuğu Türkçe. Bir de geniş anlamıyla Türk dili ailesine mensup olan dillerin tamamı. Türkiye'de bu ayrım yapılmıyor. Türk dilleri, Türk lehçeleri şeklinde oluyor. Bu şekilde bir bütün olarak baktığımızda Türkçe çok geniş bir alanda, iki okyanus arasında konuşulan bir dil bugün. Yani Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na, yani Avrasya'nın tamamında Türk dilleri konuşulur. Kuzey Buz Denizi'nden İran Körfezi'ne kadar. Yani çok büyük bir alandan. Çok geniş bir alanda ve burada da sadece Anadolu'da bile Avrupa'nın tamamından daha zengin bir dil karşılaşması yaşarız biz. Yani şunu demek istiyorum. Avrupa'da ya gittiğinizde bir Basça var. Ondan sonra ya çok az dil var. Büyük dil dediğimiz. Ama sadece Anadolu'da biz aynı anda Hint-Avrupa dilleriyle, Kafkas dilleriyle, Hamisami dilleri dediğimiz Arapçayla vesaire farklı dillerle karşı karşıya geliyoruz. Türkçe bu anlamda da şöyle derler. Türkçe başka dillerle bir arada yaşama açısından dünya şampiyonudur derler. Ha. Bu konuyu çalışan. Ya kendini muhafaza edebilmiş. Tabii koruyor. İçinde bulunduğu ülkelerde. Tabii. Hakim ya da hakim değil ama kendini etkileniyor, muhafaza ediyor. Etkileniyor ve etkiliyor ama. Kendisi de etkiliyor. Başkalarını etkiliyor. Şimdi burada bazı temel bilgileri sorduktan sonra bu etkileşime ve tabii ki Farsça, Arapça, Fransızca, İngilizce etkilenmelerine ve diğer ülkelerdeki etkilenmeleri özellikle soracağım. Ama şu, şimdi ben de programa gelirken işte geçmişteki bir takım haberleri araştırırken internet üzerinde bizim bir önceki Cumhurbaşkanımız bir dil zirvesi yapmış. Hatta Bodrum'da gerçekleşmiş Türkçe konuşan ülkeler zirvesi. Şimdi ilginç bir katılım var orada. Kırgızistan var. Hep devlet başkanları ve cumhurbaşkanları düzeyinde. Kırgızistan var, Kazakistan var, Azerbaycan var, Türkmenistan var, Türkiye var,
Kuzey Kıbrıs yok mesela, ilginç bir şekilde. Ya belki politik bir şeylerdir, onu bilemiyorum ama şimdi niçin Kırgızistan var? Kırgızistan'da Türkçe konuşuluyor mu? Evet, Kırgızca evet, bir Türk dili zaten. Bir Türk dili. Evet. Peki resmi olarak Türk dili konuşuyor. Evet. Tabii, resmi dili. Tabii ki. Peki. Rusça da var ama resmi dil olarak. Resmi dili Türkçe. Peki Kazakistan? Tabii ki. Resmi dili Türkçe. Kazakça. Kazak Türkçesi. Kazak Türkçesi derseniz hoşlanmazlar. Türk dilinin bir kolu diye. Bir daha söyleyeyim. Kazak Türkçesi derseniz bundan hoşlanmazlar. O evet. Türkiyelilere özgü bir adlandırma. Biz hepsinin evet. arkasına Türkçeyi eklemeyi seviyoruz ama... Ama onlar kendi Türkçelerini böyle adlandırmıyorlar. Onlar ne konuşuyoruz Kazakça diyorlar? Kazakça diyor, Kazakça diyorlar. Kazakça diyor, Kazakça diyor. Kazakça diyor, Yakutça diyor veya dile diyor. Çünkü... Türkmenistan? Tabii Türkmence, Türkmen dili. Türkmen dili konuşuyor. Evet. Ben yaşadığım bir şey anlatayım. Özür dilerim, bir dakika tam temel bilgiyi tamamlayayım. Azerbaycan? Tabii ki. Azerbaycan dili. Azerbaycan dili? Yok. Ne? Azerbaycan dili. Azerbaycan dili konuşuyor. Ha. Türkçe demiyor mu? Şimdi şöyle bir durum var. Biz bunu konuşuyoruz. Biraz haşiye çıkacağım. Tabii siz tarihi benden daha iyi bilirsiniz. Ama şimdi bütün tarihler zamanında siyaset yön verip halklara. Bu siyaset tabii bizi de etkileyip. Yani sadece Azerbaycan demeyeceğim. Aynı o Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı. Çünkü bizler Sovyet döneminin içinde... yaşadığımız için belli bir dönemde hem lügatimizden yani elifbamızdan alfabemizden hem de dilimizden bizi uzaklaştırıblar. Mesela sadece ben şimdi Kırgızistan, Kazakistan diyoruz ya mesela hoşlarına getmir de Kazak Türkçesi diyen de ama bütün dünya böyle deyir. Biz ne kadar çalışsak da vuruşsak da ki biz Türk dili danışırıq. Yine bize ya Azeri ya Azerbaycan dili deyirlər. Yani coğrafyamızın ismiyle bizi adlandırırlar. Halbuki tabii tarihte olduğu gibi bizde de Ərəb yani Alban tarihte baktığımızda daha sonra Ruslardan Sovyet döneminde Ruslardan keçmə lügət Kiril Kiril alfavisi. Ama 1918. ilde ben Azerbaycan adına konuşuyorum. 1918. ilde Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğunda Azerbaycan kanun vericiliğinde Türk dili danışan ülke Azerbaycan. Bu 1937'de Stalin döneminde değişiyor. Şimdi siz konuştuğunuz zaman bana bir güzel bir nehir akıyormuş gibi geliyor. Güzel bir su, pırıl pırıl, berrak, böyle çakıllı, nefis bir su, böyle bir çakıllı bir alandan takır 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 akıyormuş gibi geliyor. Evet. Biz bu kadar saf ve güzel bir Türkçe konuşmuyoruz kendi ülkemizde. Ben bu, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda olduğum dönemde Azerbaycan radyoları dinleme olanağım vardı. Alıyordu o analog radyo döneminde bir akıyordu. Evet. Konuşmalar akıyordu, şey akıyor. Şimdi burada birazdan soracağım. Azeri dilinin... Azeri demeyin. Azerbaycan dilinin. Azerbaycan Türkçesi deyin. Niye Azeri demeyeyim? Çünkü Azeri bambaşka bir şey oluyor. Şimdi, tamam, evet. Öğreneyim bunu. Evet. Ne oluyor? Şimdi şöyle o diyelim. Kötü bir şey mi oluyor? Şimdi demin biz dedik ya mesela Türk dili Azerbaycan kanun vericiliğinde 1918. ilde kanunda Türk dilidir. Azerbaycan konstitüsyası diyelim de. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti kurulanda Türk dili oluyor. 37. yıla kadar bakın Lenin'in belə döneminde bu yine Türk dili oluyor. Slavyan dilleriyle yanaşı Türk dili oluyor ama 1937'de nedense yani Stalin döneminde yani bunun tarihine ben çok tarihçiler oturup bu kadar çok konuşmak istemiyorum yani ama yani bir tabii ki bir vatandaş olarak bir sənət insanı olarak bir Türk olarak ilgilenmişim. 37. yılda Stalin döneminden sonra nedense bu değişiklik emele gelir ve Azerbaycan dili olmuş oluyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Biz coğrafyamızın ismini taşımış oluyoruz. Azerbaycanlılar. Ve dilimiz oluyor Azerbaycan dili.
1991-ci yılda yenidən Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulduğunda, yəni Sovet dönəmi dağıldı ya, 91-ci yılda yenidən Türk dili Azərbaycanda qanunu bir, yəni biz də Türk dilli konuşan ölkə oluyoruz. Şimdi Azərice dediğinde, şimdi biz bakın, en büyük yanlış, ben kendime göre bunu deyirəm, en büyük yanlış nedir? Biz Özbek deyirik. Yani bu hepsi neden önceden dedim ki, bu bir siyasi şəcərədir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği, dünya siyasetin, tabi sadece Stalin demeyeceğim, yani bu imperializmin, İngiliz qüvvəsinin bizi yönlendirdiği qüvvələrin bizi bölmek için kullandıkları çok güzel bir böyle diyelim Özbek, Qazaq, Qırğız. Halbuki biz Kaşgarlı Mahmud Efendini de okuduğumuzda görürük ki anladır bize Türk'ün ne olduğunu, 20 boydan geldiğini, Oğuzların 24 boyu olduğunu, Qıpçaqların ne bileyim ne kadar boyu olduğunu ve bunların bir dil, Türk dili, sadece lehçeleri farklı. Yani bir ağacın budaqlarını zannedin de, yani budaq açmış, o budaqlardan Qazaq, Qırğız, Özbek, Azerbaycan, Türkmen, yani bütün bunları Başkırtlar, dediğiniz kimi Altay'da yaşayana, hatta Qızıldərililəri belə, mən bir dönemdə çok ilgimi çekti, Qızıldərililərin əlifbasına ve konuşmasına baktım. O kadar Türkçə söz var ki orada, ama ne olmuş? Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırmak istediği için herimize bir ad koymuş. Biz coğrafyamızın adını taşımışıq. Özbekistan'da yaşayanlar Özbek olmuş. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri nedense olmuş. Azeri ile bizim hiçbir ilgimiz yok. Biz Türk'ük. Dilimiz de Türk ağacından, bir budağından gelen bir qoldur. Bir de bakın ne kadar konuşuruq, siz beni anlayırsınız, ben sizi anlayıram. Kesinlikle. Oğuz boyundan geldiğimize göre biz birbirimiz, tabi indi bazen Qıpçaqlarda ben mesela program sunduğuma göre Qırğızistan'dan qonaq gələndə, Qıpçaq qoluna Qazaxıstan'dan gələndə biraz zorluq çektim. Yani tercüman belə mənim yanıma verdiler. Bir ay sonra dedim ki ayıbdır valla. Ne yapacağım ben bu tercümanı? Biraz konuştuğumda ben onları anlayıram, onlar da beni anlayır. Yani bu dünyada siyaset bize, siyasi ne diyeyim, dünyadaki o siyasi kuvveler bize yön verdiğine göre maalesef çok güzel şekilde bizi kullanıp bizi ayırmışlar. Biz de can atmamışıq birbirimizi tanımağa. Ha. Can atmamışıq. Peki şu anda bu tabii ki tematik bir program. Bana rağmen bilimsel konuşmaya gayret ediyor misafirlerim. Bizle konuşurken daha anlaşılabilir bir Türkçe için çabaladığınızı varsayıyorum. Ki yapıyorsunuz galiba. Yani aynı program Azerbaycan'da olsaydı bu kadar anlaşılır. Yani Türkler tarafından bu kadar anlaşılır bir şekilde konuşmayacaktınız. Şimdi bizim davam... Çünkü ben Bakü'ye gittiğimde bana bunu söylüyorlar. Evet, diyorum şimdi... ki ben sizin diyorum her söylediğinizi anlıyorum diyorum. Onlar da diyorlar ki yok aslında anlayamazsın. Biz sana numara yapıyoruz. Yani sana sana göre konuşuyoruz. Bizim böyle diyeyim de biraz birbirimizi daha yakın anlamamız için, daha yaxşı anlamamız için bazen olur, çaba gösteririk. Niye yalan danışan? Şu anda yok. Nasıl ya? Çünkü şu anda mende artık ortak Türkçe kimi bir şey amele gelmiş. Ben danışıram da deyirəm, konuşuram da deyirəm, gel, git, bilmirəm ne. Yani bütün bunları kullanıram konuştuğumda. Məni Türkiye'de yaşayan insanlar da anlayır, Azerbaycan'da da anlayır, Türkmenistan'da da anlayır. Evet, evet. Yani herkes məni anlayır. Ama bu bize de, bizim de kafamızı çalıştırmamıza neden oluyorsunuz. Evet, bəli. Allah razı olsun. Evet, çünkü bir yandan da böyle herkesin toplumsal hayat içinde birbirleriyle böyle yarım ağız diye konuşuyorlar. Şimdi ben her söylediğinizi, her kelimeyi anlayayım diye çabalıyorum, çaba gösteriyorum ve bu bana, benim için öğretici oluyor. Bir, eğlenceli oluyor. İki, çok mutlu oluyorum. Üç, evet. Yani. Peki, çok teşekkür ederim.
Ayrıca da bu arada müzik performanslarınızı da izleyeceğiz program içerisinde. İnşallah. Aralıklı olarak ve Sayın İrfan Gürdal'ın da tabii ki. Hemen şuna gelmek istiyorum. Biz coğrafyalara göre bölündük dedi Azerin Hanım. Ama mesela elimde bir not var. Diyor ki resmi, Türkçenin resmi dil olduğu ülkeler. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova. Bu Türkiye Türkçesinin, Türkiye Türkçesinin. De konuşulduğu yerler saydıklarınız. Öyle mi? Ayrı bir yazı dili yok oralarda. Ya örneğin Kuzey Kıbrıs'a zaten Milli Eğitim Bakanlığı kitapları veriyor. Evet zaten öyle. Peki Makedonya bölgesel tabii olarak? Tabii ki onlar bizim Türkiye Türk. Türkçesinin resmi yazı dili olarak kullanıldığı bölgeler. Peki Romanya bölgesel? Irak bölgesel olarak? Türkmenler için. Evet, Türkmenler. Türkmenler için. Peki. Şimdi yine bu nottan size onaylatmak istiyorum. Doğru mudur elimdeki not, yanlış mıdır diye. Türkler dillerine adım attıkları her bölgeye taşımış. Dünya nüfusunun %3'ü dilimizi konuşuyor. Türkçe dünya dilleri arasında 5. sırada yer alıyor. Şimdi bu doğru olabilir mi böyle? Doğru değil. Değil mi? Şöyle doğru değil. Şimdi dünya nüfusunun %3'ü ama şöyle, dünya dilleri arasında 5. sırada. Hangi Türkçe? Böyle bir görüş var. Ben de uzun zamandır merak ederim acaba nasıl çıktı bu diye. Hatta şu söylenir. Türkçe UNESCO verilerine göre dünyada 5. büyük dil diye hep söylenir ama ben nereden çıktığını bugüne kadar bulamadım. UNESCO'ya baktınız mı? Baktım evet. Orada dillerin... Öyle şey dememişler. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi nüfusumuzu topluyoruz. Yok. Ama böyle dil mitleri var bizim çok hoşumuza giden. Bu bir tanesidir. Yani Türkçe büyük bir dil ama şunu unutmayalım. Yani Türkçeyi tek ben konuşuyor olsam bile benim ana dilim olduğu için zaten çok değerlidir. Yani bunu unutmadan konuşmak lazım. Sayılar o anlamda çok bir şey ifade etmiyor. Şöyle bir durum var yalnız. Türkçe bütün olarak baktığımızda, Türk dili konuşan herkesi bir araya topladığımızda ortaya çok farklı sayılar çıkıyor. Çünkü bazı Türk dilleriyle ilgili veri yok elimizde. Hı hı. Elimizde kaç kişi konuşuyor gerçekte bilmiyoruz. Onun için de bir şeyler böyle topluyoruz. Herkes burada istediği rakamı bulabiliyor. Hmm. Fakat dünyanın 5. büyük dil olduğuna dair bir akademik olarak benim savunabileceğim bir bilgi yok. Bunu isteriz. İstemez mi? Tabii ki isterim. Ben isteriz. İsterim yani Türkçe konuşsun. Tarihin bundan sonraki akışında hem Türkler olarak bütün akrabalarımızla, soydaşlarımızla, yoldaşlarımızla... Evet. Türkiye Cumhuriyet tanımı doğru mu? Türkiye Cumhuriyet. O şeyden sonra 1990'lardan sonra bizim adlandırmalarımız. Kullanıyor. Türkiye Cumhuriyet. Ama kendileri de bunu kullanıyorlar. Azerbaycan ben Türkiye Cumhuriyetim diyor mu? Ne kadar da Türk dili tabii. Türk dilli ülke oluyoruz biz. Evet. Türk dilli ülke ama Türkiye değil. Kazakistan. Evet. Türkiye. Okan Bey. Ona karşı buyurunuz efendim. Türk kavramı yakın tarihte Türkiye'ye mahsusmuş gibi bir algı oluşturuldu. Yani özellikle Sovyet ülkelerinde ve bölgesinde. Evet. Türkiye'de yaşayanlar Türk, diğerleri değilmiş, Kazakmış, Kırgızmış, Özbekmiş gibi bir algı oluşturuldu. Ama geçmişine baktığınızda, daha öncesine baktığınızda hepsi Türkçe diyor. Ben Azerbaycan'da 20'lerde yazılan makalelerde dili Türkçe diye kullanıldığını görüyorum. Veya Timur, Babür kendi ifadelerinde Türkçe konuştuklarını söylüyorlar. Türkler diyorlar. Orta Asya'da da öyle. Bölgenin tamamının adı zaten eski ismi Türkistan. Bu sonradan değişmiş bir şey üzerinde konuşuyoruz aslında. Yani Kazakistan diye bir ülke kuruluyor. Kazak milleti algısı oluşturuluyor ve dil de artık Türkçe değil Kazakça deniliyor ama bilimsel bir şey değil, siyasi bir şey gibi. Şimdi yine aynı. Tabii ki biz tanımlamaları, bilimsel tanımlamalar yapmaya çalışırken, ben de bunları öğrenmeye çalışırken izleyenlerimizde, dinleyenlerimizde de değişik duygular uyandırıyoruzdur. Şimdi mutlaka bir ülkenin kendi iç siyasetinde farklı partiler, farklı tarihi gerçeklere yaslanırlar, söylemlere yaslanırlar ve bunları tekrar ederler. Şimdi bir parti siyasetinde ya da iki parti siyasetinde biz doğuya doğru büyük bir aileyizdir. Biraz da batıya doğru. Bir parti siyasetinde biz tamamen batıya
dönmüşüzdür. Diğer arkadaşlar arkada kalmışlardır. Bir parti siyasetine göre biz daha Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine doğru daha meyilliyizdir vesaire vesaire. Ama bugün bizim ne olduğumuzu anlatırken ben özellikle izleyenlerimizden de izin almak istiyorum. Buradaki konuşmaların bir fikir vermesi, ilham vermesi için söylendiği, bunun şu parti politikası ya da bu parti politikası gibi algılanmaması gerekiyor. Şimdi biz de bir büyük imparatorluktan söz ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan söz ediyoruz. Bütün bu tanımlamalarda kavramsal olarak doğru yerlere oturtmamız lazım sizler sayesinde. Nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dili yoktu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlıca diye örneğin bir dili yoktu. Çünkü bir imparatorluktu. Bütün o büyük sınırlar içerisinde konuşulan birçok dili vardı. Soru, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi dili neydi? Evet, ilginç, güzel bir soru. Bilmiyorum. Ben şimdi bu konuda... Buyurun, bunu söyleyelim. Neydi? Biz ikimiz paslaşabiliriz zaman zaman. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Türkçenin günümüzdeki ayrışması tarihsel sürecin bir sonucudur. Bazı şeyleri düzeltmemiz lazım yani burada. Şimdi Kızılderili dilleriyle bizim akrabalığımız olduğuna dair herhangi bir şey yoktur. Kanıtlanamaz akademik olarak. En azından bu yönde çalışma yoktur. Keşke olsa tabii ki onu memnuniyetle paylaşırız ama şimdi tarihte geriye doğru gittiğimizde iki büyük imparatorluk, daha doğrusu iki büyük dil var. Birisi Osmanlıca. Daha doğrusu Osmanlı döneminde konuşulan Türkçe, onu ayrı bir dil gibi görmemek lazım. Osmanlı'nın resmi dili, Osmanlı'da yazı dili, devlet dili Türkçe. Onun için devlet dairesinde herhangi bir göreve talipsin, Türkçe bileceksin. O yüzden de Osmanlı'nın yayıldığı bütün coğrafyada geçerli olan bir Türkçe var, Türk dili. Yani bizim konuştuğumuz olacak temelli. Sayın Hocam, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlı İmparatorluğu belgelerinde ben resmi dil olarak Türkçe konuşuyorum tabii diyorum. Türkçe diyor mu? Enderu tabii, sarayın dili Türkçedir yani. Sarayın dili Türkçe, Enderu Mektebi'nde yetiştiriliyor şeyler, memurlar. Ve orada Türkçe öğretiliyor. Peki, özür dilerim, edebiyata dönelim şimdi. Edebiyatta da Türkçedir. Çok iyi bir Türkçe var. Bilimde Türkçe değildir yalnız. Nedir? Medreselerde Arapçadır. Arapça. Selçuklu'ya gidersek sarayda Farsça konuşulur. Selçuklu'da. Ama halk Türkçe konuşur. Yani tarihi dönem bugünkü gibi dilim... Bu bize imparatorluğu gösteren farklılaşmalar. Bütün alanlarını bugünkü... Özür dilerim, edebiyatta, divan edebiyatı dediğimiz zaman biz tabii ki Arapçadan söz etmiyoruz, Farsçadan söz etmiyoruz. Tabii Türkçe, ama Türk diliyle yazmış bir edebiyat söz konusu orada. Çok ağırlıkla bir Arapça ve Farsça etkisi hissetmiyor muyuz? Hissediyoruz fakat şöyle bir şey var. O dönemde yazılan çok farklı metin türleri var. Bizim edebiyat diye karşılaştıklarımız o metinler olduğu için. Yani Pir Sultan Abdal'da o dönemden, Yunus Emre'de o dönemden, Karacaoğlan'da o dönemde ve bugün... Ama onlar divan edebiyatı değil. Değil ama aynı dönemden. Aynı dönem. Tabii ki. Evet. Ama orada işte bir halk edebiyatı var. O yıllara kadar dayanan. Halk için yazılan. Ve saray divan edebiyatı var. Büyük divan edebiyatı. Tabii. Burada da seyircilerimize bir not olarak söylemek lazım ki aslında biz edebiyat dediğimiz zaman kendi halinde bir yerde var olan bir şeyden söz etmiyoruz. Şairlerden söz ediyoruz değil mi? Şairlerden söz ettiğimiz için de aslında hangi şair varsa ve o şair hangi coğrafyaya aitse o dil üstünlük gösteriyor. Evet. Bir ekleme daha yapmak istiyorum, ondan sonra sözü bırakacağım. Şimdi Osmanlı'nın geçerli olduğu dönemde bizim doğumuzda kardeş bir dil var. Çağatayca. Çağatayca tabii ki. Bugünkü Özbekçe ya, o bizim Osmanlı sınırlarının dışında doğumuzda çok geniş bir alanda yine konuşulan çok büyük bir dil var. Bu da çok büyük bir edebiyat dilidir. Ali Çirnevai. Evet. 400 yıl boyunca o kadar güçlü bir şair ki 400 yıl boyunca bütün Türk dünyasını, yani Osmanlı şairlerini de etkiliyor. Edirne'de yaşayan şair Ali Şirnevai tarzında şiir yazıyor. Hı-hı. Bunlar aynı alfabeyi kullanıyorlar. Aynı şiir tarzını, yani aruz veznini ve aruz divan edebiyatı, bizdeki divan edebiyatına benzer bir şiir tarzı kullanıyorlar.
ve aynı alfabeyle yazıldıkları için de bunlar arasında karşılıklı bir anlaşılırlık var. Fakat yerel konuşma biçimleri, bugün Anadolu'da olduğu gibi o zaman da çok farklı biçimler vardı. Bugün ortaya çıkan yazı dilleri onların bir kalıntısı. İlk olarak Kazan'da, Bakü'de modern anlamda yazı dilleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Ekim devriminden sonra Sovyetler'deki bu yerel konuşma, birazcık daha da geriye gitmek lazım ama Ekim devriminden sonra işte halkların kaderini belirlemesi gibi bir şeyler var. Orada bu yerel konuşma biçimleri resmi dile dönüştürülüyor. Ama bu şey değil, Sovyetlerin burada yaptığı şu, standart dilleri seçerken birbirine uzak olanları seçiyor. Bir de alfabede birbirini anlayabilecekleri işaret, daha doğrusu aynı ses için farklı işaretleri kullanarak anlaşılırlığı biraz zorluyor. Ama zora sokuyor. Ama şöyle bir şey yok. Yani Sovyetler geldi, Türkleri parçaladı. Böyle bir şey yok. Bu çok geniş bir alanda yayıldıysa bir dil, bütün doğal diller için geçerli olan bir şey bu. Hı. O zaman karşılıklı anlaşılırlık da zora gider. Almanya'ya gidin. İsviçre, Almanya çok yakındır birbirine. Hatta Ren Nehri şöyle akar. Hı. Buradan karşıya geçin anlamazsınız. Ama bir devlet olduğu için tek bir dil var bugün. Yani bize benzer örnekler tek biz değiliz. Dünyada başka örnekleri var. Ve burada şey, bu iddia çok yani kısmen geçerli olan bir şey. Sovyetler evet politik bir, şey, bir politika uyguluyorlar. Fakat bu yerel diller zaten bir kısmı da bunların merkezin, Çağatayca'nın geçerli olduğu merkezin dışında kalan konuşma dilleri. Yani peki, bunları bilerek... Hemen şu parantezi de açmak lazım ve öğrenmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tabii büyük bir yaygınlık söz konusu. Ve Osmanlı tabii kendi, hep de bundan ne kadar gururla söz ederiz. İşte topraklarına kattığı ülkeleri, insan topluluklarına işte müsamahası, şefkati, efendim siz kendi bildiğiniz gibi ibadet edin, kendi bildiğiniz gibi konuşun, kendi bildiğiniz ne yapıyorsanız bunu yapmayı devam edin. Biz buraları tutuyoruz, işte burada bizim valiliklerimiz, şunlarımız, bunlarımız falan. Biz size hükmediyoruz. Fakat bütün bu hükmetme eylemi içerisinde acaba kendi dilini ne kadar, hani kendi soydaşlarımızı oraya götürüp yerleştirmek, insan öğesini yerleştirmek dışında kendi kültürünü ve dilini ne kadar koydu? Şimdi biz İngiliz İngilizcesi, Fransız Fransızcası, işte Hollanda Flaman dili, Hollanda dili, efendim İspanyol dili, Portekiz dili görüyoruz ki müstemlekelerinde hükmettiği ülkeler tamamen diline geçmiş. Yani bugün Brezilya gibi bir ülkede Güney Amerika'da Brezilya ülkesi bütün çevresi İspanyolca konuştuğu halde bir koskoca bir Brezilya ülkesi, küçük bir topluluk da değil, Portekizce konuşuyor. Tabii İspanyolca konuşanlar diyorlar ki biz bu Portekizce'den biraz çakozluyoruz falan ama aslında ben de Fransızca sayesinde İspanyolca'dan biraz çakozluyorum. Fakat Portekizce bana tamamen bir uzay dili gibi, bir şey gibi geliyor. Şimdi bakınız, hükmetme bu şekilde. Biz niçin götürmedik dilimizi? Çünkü Osmanlı'da önemli olan etnik kimlik değil ya da şu ya da bu dil değil. Ümmet önemli. Yani Müslüm ve gayrimüslim olmak önemlidir Osmanlı İmparatorluğu'nda. Bugünkü ulus devletler anlayışıyla bakmamak lazım. Peki onları da ümmetleştirmedik. Ne kadar ümmetleştirdik ama ya da? Ama şimdi Müslüm ve gayrimüslim yani ayrımı vardır ama... Yani hükmedenin kendi kültürünü götürmesi. Çünkü kültür de böyle gidiyor. Şimdi şu var. Biz Arapça yazıyoruz. Arap alfabeleriyle yazıyoruz. Bizdeki harf devrimine kadar. Ondan öncesinde, bu da tabii ayrı bir konuşulacak konu da. Yani biz de Osmanlı İmparatorluğu'nda şu andaki ülkemiz sınırları içerisinde yaşayanlar, Türkler, ne işle iştigal ediyorlar çoğunlukla? Şu işlerle iştigal ediyor. Bir kere asker, değil mi? Güvenilir askerler. İşte
Yeniçerilere kadar vesaire. Hı. Kürtler. Hı. Kürtler, asker. Peki devlet kademelerindeki insanlar. Ne kadar Türk var? Ticari hayatta ne kadar Türk var? Başka profesyonellikler istenen hayatta ne kadar Türk var? Bugün bizim azınlıklar dediğimiz, ben de bu azınlık lafından hiç haz etmiyorum aslında ama işte Rumlar var, Ermeniler var, efendim Yahudiler var vesaire. Ve bakıyoruz ki Türkçe resmi dil fakat Türkçeyi konuşanlar askerlik yapıyor. Diğer bütün hayatın bütün profesyonel alanları ya da akademik alanlarda başka etnisiteler söz konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey var orada. Osmanlı'nın dili yaymamasının çok basit bir sebebi var aslında. Dili yayabilecek bir araç yok. Eğitim yok. Hı. Yani bugünkü anlamda halk eğitime yönünde bir çaba yok Osmanlıca, Osmanlı döneminde. Halk işte gidiyor camilerde dini bilgi falan öğreniyor ama bugünkü anlamda genel bir eğitim verme yönünde bir çaba yok. Bunun içinde standart bir dil yok aslında. Tarih kitaplarında şöyle bilgiler vardır. Manisa'nın Demirci kasabasına bir kadı tayin edilir. Emel Ziya Karal anlatır. İki ay sonra bir mektup yazar İstanbul'a, ben buranın konuşmasını anlamıyorum, beni dilini anladığım bir yere gönderin der. Bizim ilk şeyde meclis mebusan açıldığı zaman ilk toplantıda, daha doğrusu milletvekili seçilme şartları arasında kanun esası de var, vardır. Türkçe milletvekili olacaksa, mebus olacaksa Türkçe bileceksin diyor. Türkçe bilme şartı var. Herkes geliyor oraya, herkes kendi bölgesinin Türkçesini konuşuyor. Bugünkü anlamda bir standart dil yok. Bunu aktaracak bir mekanizma yok, kurum yok. Bununla ilgilenecek bir bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı tarzında bir bakanlık yok. Bunun işte nasıl olması gerektiği yönünde kuralları belirleyecek olan Türk Dil Kurumu gibi bir kurum yok. Bu yüzden Osmanlı döneminde Türkçe de ihmal edilmişti aslında o anlamda bakarsak. Yani.
Hükmettiği yerlere okul yapmamış. Yani yok, ibadethane işte. Yapmış evet. Ama okul yapmamış. Ama okul... Anadolu'da da okul yok zaten. Yok işte, Anadolu'da da yok o. Ama sarayda muhteşem bilim sarayda yapılıyor. Var. Sarayda var. Başka bir şey. Başka sarayda mı? Konuşulan dil özel bir dil. Yani orada çok özel bir eğitimden geçiyorlar. Arapça, Farsça çok iyi öğreniyorlar. Ve bir çevre, o sırada evet. Tabii çok büyük bir nüfustan bahsetmiyoruz. Evet. Bugünkü gibi nüfuslardan söz etmiyoruz ama bir çevre, yani Osmanlı etrafına, sarayın etrafına çok fazla bilim insanı topluyor baştan itibaren. Çok fazla sanat insanı topluyor. Aslında bunlardan bir haber değil imparatorluk yönetimi. Evet, ama gittiği, yani aslında şunu da anlamaya çalışıyorum. Yani bugün bir İngiliz kültür emperyalizminden İspanyol ya da Portekiz ya da Amerikan ya da Rus kültür emperyalizminden söz ediyoruz. Osmanlı ile ilgili evet, olarak bir kültür emperyalizminden söz edemiyoruz galiba. Bilmiyorum evet. Ne düşünüyorsunuz? Edebiliyor muyuz? Şimdi bu biraz da kültürel olarak baskın olmayı da gerektirir. Gittiğiniz ya işgal ediyorsanız bir bölgeyi ya da adı ne olursa olsun. Oradaki kültürden daha fazla, daha baskın bir kültürünüzün olmasını da gerektirir. Dünya tarihi bunun örnekleriyle doludur. Örneğin Altın Ordu Devleti kurulduğunda bir Moğol devletidir. Ama 100 sene sonra bir Türk devleti haline gelmiştir. Çünkü sadece yöneticileri Moğol'du. Ve Moğollar Türklerden kültürel olarak daha ileride değillerdi. Tabii. Ama buyurun efendim. Buyurun Osmanlı'nın düşündüğüm kadarıyla mesela şimdi dikkat etsek ben konserlerimle çok dünyanı gezdim. İsrail'e gittim. Tabii orada da Kudüs'e gitmek istedim. Al-Aqsa'ya gitmek istedim. Tabi bizi gezdiren rehber vardı. O rehberin anlattıklarına bizi Kudüs'e götürene kadar, yani o ağlama duvarına falan götürene kadar anlattıkları, bu tarihi anlattıkları benim herhalde ölene kadar yadımdan çıkmaz. Ben bunu bir defa da televizyon programımda söylemiştim. Dedi ki, buranın, bu toprakların dedi en güzel yaşadığı tarih Osmanlı döneminde olmuş. Neden? Çünkü hiçbir dine, hiçbir dile, hiçbir medene abideye, yani insanların diline, dinine, ırkına, medene abidesine zorakılıkta bulunmamış Osmanlı. Ya bu bundan güzel bir şey tabii bundan güzel bir şey olabilir mi? Ben her zaman da düşünürüm ki belki de ondan dolayıdır ki dünyada 600 esir, 600 il imparatorluk olmuş. Belki de insanlığa bu gereklidir. Yani, sülh, eminamanlık içinde. Çok çok güzel söylüyor. Ben de aynı hisleri taşıyorum. Hep de bundan söz ediyorum. Fakat bizde ülkemiz politikası bir türlü insanlara rahatça düşünebilme, fikirler ileri sürebilme ve tarihi araştırma yapabilme fırsatı tanımadığı için bugün... ülkemiz içerisindeki siyasi kamplaşmalarda kimisi Osmanlı'nın ümmetçiliğini, kimisi etnisitesini, kimisi şusunu, kimisi busunu yükselttiği için biz kendi kendimize bir tür Osmanlı
biliyoruz. Örneğin herkese, ben de çok şaşırmışımdır. Tunus iline gittiğimde Tunus ilinin kendisini bir Osmanlı baş şehri, mühim şehri olarak tanıtmasını, göstermesini şaşkınlıkla karşılayıp size ne oluyor ayol falan deyip onlardan da cevap olarak hadi oradan biz Osmanlıyız duyunca bunun kendi memleketime dönüp yahu Allah aşkına siz ne tartışıyorsunuz aranızda demek istiyorum. Yani Osmanlı dönemi o kadar güzel, saygıdeğer ama araştırılması gereken bir yandan da bir dönem ki, ama kim Osmanlıcılıktan söz ediyor bir fanatizmle, işte o kişi hiç okumuyor, hiç bilmiyor, hiç düşünmüyor, hiç tartışmıyor. O Osmanlı fanatiği kişiye biz desek ki anlat birader bize, mesela dil konusunu anlat, kültür konusunu anlat, tarihi anlat, mimariyi anlat, savaşları anlat. Atıyor her şeyi boş ver. Edebiyattan biraz söz et. Hadi onu da boş ver. Yahu biraz yemeklerden söz et bari yapabiliyorsan. Sıfır. Sıfır. Tın. Ama siyasi olarak aman aman aman. Yahu bu böyle konuşulacak bir şey değil ki. Tam bir tek dil konusuna girdiğimizde sizden neler neler öğreniyorum. Şimdi derler ki bu konu bilim dalları içinde, bilim adamları içinde en şanssızları tıp doktorları ve dilcilerdir. Çünkü ortalama herkesin sağlık ya da dil konusunda bir fikri vardır. Bu konu siyasetçilerin de çok ilgisini çeker. Çok duygusal yaklaşılan bir konudur da dil. Herkes bildiğini de düşünür. Biz bütün bunları ayıklayarak sadece dille ilgileniyoruz. Siyasetçilerin ne düşündüğü, hatta genel olarak halkların kendi tarihleri, dilleri hakkında ne düşündüğü, bunlar bambaşka şeyler. Yani biz bunları konuşamayız. Çünkü biz dilin kendi gerçekleri var. Şimdi ben özellikle... Siz bilimsel yaklaştığınız için böyle, ama sizin konuşmalarınızı, diyelim ki üniversitedeki konuşmalarınızı ya da araştırmalarınızı var olan hükmeden siyaset beğenmezse, Türkiye'nin bugünkü tarihinde, Türkiye'nin dünkü tarihinde, Türkiye'nin yarınki tarihinde ya da bütün ülkelerin dünkü ve yarınki tarihlerinde sizi sürerler. Sizi işten alıkoyarlar. Size işinizi yaptırmazlar. Sizi üniversiteden atarlar. Sizi hapsedebilirler. Size neler neler yapmazlar. Olabilir. Onun için ben her şeyden azade, kendi kendime bilim yapıyorum diye bir şey söz konusu olamadı tarih boyunca. Doğrudur. Yani ne pozitif bilimler için, ne sosyal bilimler için söz konusu değil bu. Şimdi, rahatça konuşabiliyor musunuz dil konusunda? Dil konusunu eğer siyasetin dışında tutmamız gerekiyor zaten. Tabii ki konuşuyorum. Bakın burada biraz deminki konuya da belki dönmek lazım. En eski metinler Orhon yazıtları, bunu herkes biliyor. Ve orada etnik isimler var. Tatar der, Kırgız der ya da Kırgız Bodun der. Hı hı. Türk de der ama Türk'ü bağımsız kullanır. Yani Türk adı da çok geçer. 50 küsür kere geçer en az. Ama Kırgız Bodun der, Tatar der, Tatavı der, Üç Kurukan der. Uygur der. Uygur der. Yani bunların arkasına Orhon yazıtlarında da Türk yoktu. Ama bu şuna engel değil. Çok basit bir gerçek var. Çuvaşça dışındaki bütün Türk... Ne dediniz? Çuvaşça benim uzmanlık alanımdır. Tamam, bir daha söyleyeyim. Çuvaşça. Çuvaş. Çavuş değil. Çuvaşça. Ç ile başlıyor. Çuvaşça. Bugün en arkaik Türk dilidir. Benim doktora alanımdır aynı zamanda. Çuvaşça. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir aydınlanmaya neden oldunuz. Rica ederim. Çünkü bir reklamcıyla belki bir 20 yıldan fazla oldu konuştuğumuzda Türk insanının, yani Türk insanı derken Anadolu insanı ve işte büyük şehirlerde de yaşayan, içinde diyor ki içinde Ç olacak. Mesela bir marka ismi buluyorsun ya da bir lokanta ismi buluyorsun, bir şey satacaksın insana, ona Ç olacak diyor, Ş olacak diyor. H olacak diyor mesela.
Bunlar oldu mu diyor, o marka tutar diyor. Şimdi siz bana çok acayip bir şey. Bunların içinde bir, yani he yok da içinde olduğu bir dil söylüyorsunuz yani. Dilin adı bu. Evet, dilin yani adı bir, bu. O reklamcı mı buldu acaba diye düşünüyorum yani. Bu kadar. Demek ki buradan geliyor. Bundan seviyoruz yani. Belki de bir genetik yazgıdır bu. Evet. Şimdi, devam. Çuvaşça dışındaki bütün Türk dillerini biz Orhon yazıtlarının diliyle, yani eski Türkçe ile açıklayabiliyoruz. Dolayısıyla bugün dünyada konuşan, yani bugün kendine Kazak Türk'ü ya da Kazak diyen ya da başka bir şey diyen herkesin biz Türkçe kökenli bir dil konuştuğunu biliyoruz zaten. Çuvaşça kimler konuşuyor? Onu da konuşanlar yine Türk dilli bir grup. Evet, Rusya Federasyonu içinde. O Volga bölgesinde, evet. Volga dizi ne, denilen bölgede. Ne, Çuvaşlar mı? Çuvaşlar. Evet, Çuvaşlar. Evet. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Çuvaşça. Ki Çuvaşça Türk dünyasından en erken ayrılan gruptur. O nedenle hepsinden biraz daha arkaiktir. Nasıl, bir, nasıl neye benziyor dilin şeyi, akışı? Mesela, yaşayan bir dil mi? Özür dilerim. Elbette. Bugün... Keçiye süt keçiye süt var diyebilirim. Kaçaga şişipuri. Ne? Kaçaga şişipuri. Mille pırınadır. Yani siz onu birkaç defa duymanız lazım evet, ki anlayasınız. Evet. Kaçaga keçiye demek. Kaçaga. Süt değil mi? Süt. Kaçaga keçi. Süt. Siçi. Sütü. Süt mü diyor süte? Siçi. Siçi, sütü, puri var mı? Puri var. Demin de size Mille Pırınadır nasılsınız diye sormuştum. Bir Allah de, Allah. Bir evet. Şey de var. Biraz uzak doğu dillerine mi gidiyor acaba? Aa, biraz... Hayır hayır. Bölgesel tipoloji diyoruz. O bölgede konuşulan evet. Dillerde ş, ç sesleri çok evet. Yaygın. Filigor dillerinde de öyle ama asla akraba değiller. Türk dili. Sadece aynı bölgede konuşulan dillerde ama baskın sesler var. O kadar güzel vardır. Bir dil ki yani bizim ne kadar bak güzel Çuvaşlar bir şeyimiz var. Çok yani herkesin olacak. Böyle küçük bebekler oldu, küçük bebeklerin yaşadığı bir ülke gibi canlanıyor gözümde. Çupi çupi çupi. Aslında ben de öyle hissediyorum onları dinleyince. Öyle yani tipleri nasıl arkadaşlar? Finugor halklarına benziyorlar daha çok. Finugor halklarına, Macarlara benziyorlar, sarışınlar büyük ölçüde. Biliyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Hem Türk hem sarışın ama hem de çupi çupi diye konuşan tipler mükemmel. Dünyada, bir daha söyleseniz o keçiye süt veri. Kaçaga siçi puri. Keçi sütü var mı? Kaçaga siçi puri. Çok güzelmiş. Onu da... Ama bir Türk tipi yok biliyorsunuz dünyada. Yok. Dünyanın her yerinde Türkler yaşadıkları bölgenin insanlarına i̇yi, benzerler. İyi ki yok. Ne kadar güzel... Düşünsene İsveçliler gibi hepimizin uzun boylu sarışın ve ne kadar sıkıcı bir dünya. Yani ben hem Stockholm'de hem Helsinki'de şey hissediyorum ya da nasıl söyleyeyim yani ki çeşitlendiler müstemlekelerden gelenlerle onların daha işte şey yaptıklarıyla falan. Hepsi çeşitlendi Hollanda falan ama yani bizdeki o zenginlik kaç tane göz rengimiz var kaç evet. Tane saç rengi ten renklerimiz var. Bu kısalar, uzunlar filan yani çok acayip. Biz, evet çok yayılmanın doğal sonuçları bunlar. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Ya zaten genetik de bunu emretmiyor mu zaten? İşte ama hem çok dağılalım, yayılalım hem de ortak dil kullanalım olmuyor maalesef. Evet. Peki şunu tamamlayacağım ve bir araya gideceğim. Şimdi burada Şükrü Haluk Akalan'ın yani Türk Dil Kurumu Başkanı artık eski başkanın yıllarca süren çalışmalarıyla... Diyor ki Türkçe'nin dünyada sık kullanılan diller arasında olduğunu gösteriyor. Çalışmaya göre yeryüzünde toplam 6912 dil konuşuluyor. Evet. Ve Türkçe bu diller arasında dünya üzerinde kullanılan ilk 5 dil arasında yer alıyor diyor. Diyor. Vallahi halim bir sebep değil. Ne demek? En iyisini Allah bilir. Evet. Dünyada 220 milyon kişi Türkçe konuşuyor diyor. Şimdi işte kök olarak belki. Evet, işte bu Orhon yazıtlarının dilini paylaşan, bugün Türkçe konuşan bütün Türk dilli halkların toplamını evet. Veriyor. Devam ediyorum. Haluk Akalın Türkiye Türkçesinin 12 milyon kilometrelik bir alanda çeşitli kollarıyla, lehçeleriyle, şiveleriyle kullanılmakta olan Türk dili ailesinin en büyük kolu olduğunu belirtiyor. Akalın Türkçe sadece Türkiye sınırları içinde kullanılmıyor. Mesela Rusya'da Tofa Türkçesini
Sadece 30 kişi konuşuyor. Evet, öyle bilir. Diyor ve dillerini korumaya çalışıyorlar. Oysa bizde son yıllarda bir yozlaşma var. İş yeri adlarının yabancı yazılımı konusunda belediyeler çalışıyor. Eskiden Türkçe, Fransızca'nın etkisindeydi. Şimdi İngilizce dilimizi korumaya çalışmıyor. Aksine elimizden alıp gidiyor. Şimdi ben diyorum ki, sayın misafirim konuşurken böyle diyorum, böyle çok güzel bir nehir akıyormuş gibi geliyor. Böyle pırıl pırıl berrak bir su gibi konuşuyorsunuz diyorum. Fakat ne kadar çok Fransızca kelime var Azerbaycan dilinde. Mesela hangi devletinize ne diyorsunuz? Şu anda. Evet. Azerbaycan Cumhuriyeti Respublikası. Respublika diyoruz. Respublika diyorsunuz. Evet. Republik. Evet. Respublika diyoruz. Sonra biraz önce anayasal... Kanun. Anayasa kanunu. Hayır, başka bir şey söyledin. Konstitüsyon. Ha, evet. Konstitüsyonel ya da konstitüsyon dediniz. Yine Fransızca. Evet. Çok fazla. Ya Sovyet döneminde mama, papa. Bir dakika. Ha. Ne oluyor peki? Bunlar ama Rusça'da yok. Var. Bir dakika, Fransızca. Rusça'da da var. Rusça'da da var. Aynı yani şu anda. Tabii. Tamam, sormak istedim. Nasıl ya? Mama, papa, konstitüsyon, respublika. Hepsi Rusça'da var. Ha, şöyle evet. O zaman şöyle, Rusça Fransızca'nın etkisinde, evet. Dolayısıyla Azerbaycan dili de Rusya'nın etkisiyle Fransızca dili şeyle almış. Evet. Buyurun. Biz Fransızca'dan alıyoruz, Batı dillerinden. Hı hı. Biz direkt alıyoruz. Diğerleri Rusça üzerinden alıyoruz. Evet. Rusça üzerinden öyle alıyorlar. Öyle bir yol var. Peki, ama. Peki, Farsça sizde var mı? Var. Nasıl alıyorsunuz Farsçayı? Ya o da zamanında konuşmalarda kalmış demek ki. Bizdeki kadar aslında. Ha, nasıl evet efendim? Bizdeki, Türkiye'deki kadar. Türkiye Türkçesinde de Farsça. Türkiye Türkçesine nasıl giriyor? Edebiyat yoluyla mı giriyor efendim? Muhtemelen ben edebiyat, çok uzman çeviriler. Ama, evet. Bir de birlikte ve yakın yaşamak gibi bir şey. Tabii tabii. Selçuklu. Peki Farsça nerede konuşuluyor? Bugün, İran. Afganistan. Evet, Tacikistan. Tacikistan. Farsçanın geçerli olduğu yerlerde tarihte Türk dilleri hakimdir. Türk dili konuşanlar yöneticidir. Evet. O yüzden yani orada İran'da, bugünkü İran'ın da şu anda da nüfusu çok büyük bir kesimi Türkçe konuşur. Tahran Türkçenin en kalabalık ikinci büyük şehridir Tahran. Tebriz'de. Tebriz zaten öyle de. Tahran Ankara'dan da büyüktür. Türkçe evet. Konuşanlar sayısı bakımından. Yani şöyle İran devleti diyoruz bugün. İran'a baksanız. Afganistan Farsça konuşuyor. Evet. Dari dili. Farsçanın bir şey. Tacikistan'da. Bir kolunu konuşuyor. Bir kolunu konuşuyor. Tacikistan'da. Peki. Biz ama biz Arapçayı aynı şekilde mi alıyoruz? Yani ümmet olmak yoluyla mı alıyoruz Arapçayı? Şöyle bir... Yani daha doğrusu şu, Azerbaycan nasıl alıyor, biz nasıl alıyoruz şimdi diye soruyorum. Şimdi Azerbaycan'ın durumu şöyle, Azerbaycan daha çok Fars dili konuşanlarla iç içe. Biz biraz daha kenarındayız Fars dili konuşanların ve daha büyük, daha kalabalık bir grubuz Türkiye Türkler olarak. Ama tarihte bizim şairlerimiz Arapçayı Farsça üzerinden şairlerimiz, işte o zamanki bilim adamlarımız Arapça zaten öğreniyorlar. Çünkü medresede eğitim dili Arapça. Çeviri yoluyla tabii. O yüzden ama çeviri yoluyla geliyor. Aynı edebi geleneğe yaslanıyorlar. Aynı edebi motifleri kullanıyorlar. Dolayısıyla Farsçanın öyle edebiyatımızda çok büyük bir etkisi var. Özellikle divan edebiyatımızda var. Bu dilin diğer alanlarına da yansıyor. Farsçadaki Arapça sözcüklerle bizdeki Arapça sözcükler aşağı yukarı aynı. Tabii hemen. Tabii. Farsçaya da Arapça kelimeler girmiş. Bize de Farslar üzerinden geldiği için aynı Arapça kelimeleri kullanıyoruz. Ama peki, benim özür dilerim. Tam burada bir problemimiz var. Şimdi biz yani program bir bölümünde de lütfeder anlatırsanız çok soracağım bunları. Yani Türkiye dilinin Türkçeleşmesi meselesi. Çünkü o da siyasi hareketlere, tutumlara maruz kalmış. Bir Türkçeleşmiş, Türkçeleşemedi. Hadi tekrar döndük geriye bilmem ne filan. Yani Atatürk'le başlayan bir reformlar söz konusu. Derlemeler, halk Türkçesini kullanma çabaları ve Arapça ve Farsça kelimelerden temizleyip Türkiye Türkçesini ortaya çıkarma çalışmaları var. Ama asıl sorunum şu. Ben Arapça bilmediğim için Türkçemizde kullandığım, benden önceki nesillerin kullandığı, bana da sirayet eden, benim dilimde de olan ve beni çok ifadeli konuşmaya, yani aynı kavramın
ya aynı anlamın şunu ya da şu ifadesi. Yani sabah bu kelimeyi kullanıyorum, akşam bu kelimeyi kullanıyorum, televizyonda bu kelimeyi, efendim resmi bir yazışmada bu kelimeyi kullanıyorum gibi beni zorlaştırıyor, hayatımı zorlaştırıyor. Ha, çeşitlendiriyor da. Çünkü beni ilginç bir kelime olduğu için söylemek istiyorum. Bir Türkçeleşmeye karşı çıkan yazarın savunmasına diyor ki fazilet kelimesi ne kadar güzeldir ve anlamını ne kadar güzel taşır. Erdem kelimesi ne kadar çabalasak bu duyguyu taşıyamaz ses olarak diyor. Bu bir savunma. Katılırsın katılmazsın. Fazilet'teki söyleyiş, ağız, müzik, ağırlık erdem kelimesinden daha ağır. Erdem kelimesi fazileti ifade ederken hafif kalıyor diyor. Ama ben bugün bunu ikisini de biliyorum. Hem fazileti kullanıyorum hem erdemi kullanıyorum. Sabah erdemi kullanıyorum, akşam fazileti kullanıyorum. Sonra bunları cümle içine yerleştirmekte, hallerini çekmekte, tamlamalarla kullanmakta da problemleri var. Çünkü ben Arapçadan geçen sözcükleri Arapça konuşan bir insan gibi rahatça kullanamıyorum. Çünkü kökü kaybediyorum. Halbuki Arapça, klasik Arapça zor ve güzel bir dil ama Arapça çok zor bir dil değil. Çünkü kökten çıkıyor. Kökten geliyor. Kütübü, kitabı, kütüphane, kitapçı bizim bugün kullandığımız hepsi bir kökten geliyor kullanıyor. Ben bunları köklerinden koparılmış olarak dilime yerleştirdiğim için aynı kökten bazı kelimeler geldiği bazıları gelmediği için de ben de uzayda bunlar yüzüyor. Alıyorum, çekmeye çalışıyorum. Alıyorum, cümle içinde kullanmaya çalışıyorum. Belki Atatürk'ün de gördüğü bu lüzumla biz bunu kendi topraklarımızın kültürüyle Türkçeleştirmeliydik. Yapamadık. Farsçayı soracağım şimdi. Evet. Farsça'da ne oluyor? Kelime, kök ilişkisi, dil bilgisi doğru kullanıyor muyuz? Arapça'da perişanız. Farsça kelimelerin Türkçe'de kullanılışını mı kastediyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var burada. Arapça'da veya herhangi bir dilden alınan kelimeyi de kastederek konuşuyorum. Diller karşı karşıya gelirler. Tarihte hep böyledir, bugün de öyledir. Yani bir şekilde, daha doğrusu dili konuşan insanlar bir karşılaşırlar ve burada bir etkileşim olur. Karşılıklıdır bu. Biz daha çok Türkçe'ye giren kelimeleri konuşuyoruz ama Türkçenin de Farsça çok büyük etkisi vardır. Hatta bugünkü Farsçanın Türkçe'ye çok benzediği söylenir. Bir Hint-Avrupa dili ama yapıca Türkçe'ye benzer biraz. Yani eklemeli bir dile dönüşmüş neredeyse işte. Grameri çok pul, pul dar em diyor, param var em. Pul, para, dar sahip olmak bizim gibi çekime giriyor Türkçe gibi. Tarihte de baktığımız zaman Türkçenin Farsça çok büyük etkisi var. Arapçaya da var. Arapçanın ağızlarına, Arapçaya da çok fazla etkisi var Türkçenin. Biz ama Türkoğlu olduğumuz için daha çok Türkçe'de ne var buna bakıyoruz. Şimdi diller karşı karşıya geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki benim dilimde şöyle bir şeyin olmadığını düşüneyim. Soruyorum bu ne? Kahve diyorsunuz. Ha bu kahveymiş. Alıp kullanmaya başlıyorum. Fakat aldığım andan itibaren artık o benim dilimin malı. Yani kökeni beni ilgilendirmiyor anlamda. Domatesle yakın olmadığımız bir dilden geliyor ama kullanıyoruz. Veya tayfun diye bir kelime var Türkçe'de ama bizim Çin'de veya Japonlarla hiçbir yakınlığımız yok. Çin'de yok. Şimdi şey geldiğimizde burada o kelimeyi ben alıyorum. Kullanmaya başlıyorum kendi dilimdeki. Aldığım andan itibaren de benim dilimin kuralları neyse ona uyduruyorum onu. Mesela Türkçe'de ünlüyüm var. Ünlüyüm yoksa hamir kelimesini alalım. Hamir Farsça bir kelime. Biz onu alıyoruz, hamur yapıyoruz. Sonra hamır da yapıyor. Köylerde hamır derler. Tamamen uydururlar. Onu aldığım andan artık itibaren benim dilimin kuralları geçerlidir. Şeyi konuştuk. Özür dilerim ama doğru yapamadık. Örneğin kitapçı diyoruz. Şimdi kitapçı tabii ki. Kitapçı aslında bana aciz geliyor. Yani şöyle aciz, zayıf geliyor. Kültürsüz geliyor. Yani kitabı i̇şte, alıyoruz. Kitap, evet. kitap. Evet. Kütüphane diyoruz. Evet. Doğru. Kitapçı yok. Yanlış tamam. Kitapçı. Yani şöyle. Şey gibi dişçi.
Evet. Mesela şimdi bakkalcı demek gibi geliyor bana o kitapçı. Ama yani bir şeyci. Son derece ama oradaki üretim biçimi çok mantıklı bir şey. Biz şimdi... Yani kültürsüz bir kültür o aslında. Yok öyle bakma. Öyle şimdi, tabii öyle bakmamak lazım. Çünkü kelimeyi aldık biz. Onun ilgili de bir meslek adı lazım. Peki mesela, o kökten biliyor muyuz? Benim malumumda yok. Mektup var mesela. Mektup var, kitap var, katip var. Katip aynı var. Aynı kökten peki, bunlar. Peki, ketebe kaydı. Peki bu kökten gelen kitap satan bir yer var mı Arapça'da? Yani böyle diye. Kitapçı demesek de onu alaydık. Niye alalım ki? Ama bu alıntılar bilinçli. Sizin istediğiniz gibi şunu alalım, bunu alalım şeklinde olmuyor. Kitaphane. Azerbaycan. Tamam biliyorum. Ayrıca da başka bir şey var. Bugün dünyanın en komik konuşması şu. Bir oğlanla kızı evlendiriyoruz. İşte aileler, analar, babalar gidiyorlar eve mobilya bilmem ne alacaklar. Şimdi aldıkları şey gardolap. Evet. Gardolap diyor. Güzel bir Türkçeleştirme olmuş orada. Bence çok fena. Gardolabı anlamına geliyor. Yani garda dolaplar olur ya. Tren garlarında anahtarlar çarşıca. Ama hiç kimse öyle anlamıyor. Hatta herkes gardolapla ne denildiğini anlıyor. Gardolap diyor. Aslında eskilerin gardrop dediği şey. Evet. Yani bugün bir anneannesi gardrop diyor. Çok normal. Torunu gardolap i̇şte diyor. İşte torunu... Onu halk etimolojisi yoluyla Türkçeleştirmiş. Torunun yaptığı peki, daha güzel bir şey. Şimdi sizin evinizde yatağınızın evli misiniz? Hayır. Peki o zaman bir tane var. Ne var yanınızda? Yatağınız yanında şeyiniz var. Işığınız var. Anladım. Onun adını mı soruyorsunuz? Hayır. O yanında o ışığın... Üstünde durduğu şey mi? Evet, onun için Fransızcasını söylemek istemiyorum da üzerinde durdu. Anlıyorum. Ne onun evet. adı? Ne diyorum acaba? Hiçbir... Onu satın alırken ne diyorsunuz? Onu takım olarak verdikleri için özellikle istemedim. Peki onunla, özür dilerim bir dakika. Siz ne diyorsunuz hocam? Komodin diyorsunuz. Komodin, evet. Komodin diyorsunuz. Ben bu kelimeyi çoktan unutmuştum. Artık yahu bunu satın alırken ne diyeceksiniz? Ama takım veriyorlar, adını söylemiyorsunuz ki. Peki onu takımdan ayırıp, yani ne diyorsunuz mesela? Mesela ben diyorum ki size, sizin evinizde, yahu ben gözlüğümü unuttum. Anladım. Şeyin üzerinde ne diyorsunuz? Şeyin üzerinde mi diyorsunuz? Evet, genelde şeyin üzerinde diyor. Peki. Su basmanı diye bir kelime var. Ne var? Su basmanı. Su basmanı. Su basmanı inşaat terimidir. Önce su basmanını yaparlar, üstüne duvar örerler. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bunun sap bazimentten geldiğini sonradan öğrendim de. Tabii o da çok komik. Nasıl bir Türkçeleştirme ama yani su basmanı. Devam ediyorum. Peki çamaşırlarımızı, iç çamaşırlarımızı, özel eşyalarımızı yatak odamızda bir dolapta saklarız. Yatağın karşısında durur, bazen üzerinde ayna durur. Onun adı ne? Ben ona çekmeceli dolap diyorum. Çekmeceli dolap. Bakın şimdi bu... Ay çok tatlıyım. Özür dilerim. Kesinlikle doğru söylüyorum. Onun Türkçesi var bakın, ama. Ben şunda tamamım. Yani şunun söylenmesine tamam. Fermuar ne demek? Pantolonlarımızda, elbiselerimizde kullandığımız, perdede, her yerde kullandığımız. Fermuar ne demek? Aslında elin Fransızcası da buna çok böyle sofistike, enteresan bir şey demiyor ki. Kapatıcı diyor. Fermuar kapatıcı diyor. Ha? Ama biz fermuar Anadolu'ya gittiğinde, yani düğme değil, artık bir enstrüman geldiğinde, mekanik bir araç geldiğinde, Anadolu fermuar kelimesini kafadan reddediyor. Zırzır diyor. Cırcır diyor. Güzel. Ben bu saflığa hayranım. Evet. Bu bana kültürsüzlük olarak gelmiyor. Evet. Anadolu fermuar diye şey olur mu lan diyor. O kendi sesiyle çağrıştırıyor. Sesiyle çağırıyor. Şimdi bu çok enteresan. Bu aslında bana dil olarak bizim insanı... Ya fermuar diyen çok mu kültürlü? Hayır. Kapatıcı diyor. Basit. Evet. Kültürel olarak bir yüksekliği yok. Ama buradaki duygusal, o ona kapatıcı diyemez. O kuşun sesini seviyor, doğayı seviyor. Daha şairane. Onun cırcır zırzır demesi daha şairane Anadolu'da. Okay. Ama İstanbul... Kentleşmiş kısım, ne diyorsunuz siz ona? Şeyli dolap, onun adı şifonyer. Başka bir şey. Ayakta duran lambanız var mı evde?
Yok. Böyle aydınlatma duvara gider şey yapar. Maalesef. Onun adı ne? Yok, gerçekten yok. Lampader. Lampader. Lampater aslında. Lampater olur. Ama öyle kullanılıyor. Lambadar falan filan gibi de kullanılıyor. Başka bir şey. Neyi anlatıyoruz? Ev eşyaları. Değil mi? Bütün ev eşyaları işte. Şifonyer, gardırop, komodin, en basitlerini söylüyorum. Ve hepsi koltuklar bilmemler falan. Şimdi bir anda şöyle bir hisse kapılıyorum ben. Ya insanlar bütün bir imparatorluk döneminde bunların hepsini mi biz bu şeyden aldık, batıdan aldık? Evet, çünkü o tip yürüme, evde bulunma, oturma, mesela mutfak araç gereçleri, ev araç gereçleri, yani büyük saraylardan, büyük hanelerden küçültülmüş hanelere girdiğimiz andan itibaren bizim kullanacağımız bütün ev mobilyaları Fransa'dan aldık. Başka neyi aldık? Teknolojiyi aldık. Nedir teknoloji? Ne diyoruz? Radyatör. Kalorifer. Radyatör. Kalorifer diyoruz, değil mi? Ondan sonra ne diyoruz? Şofben. Biz ona şofben diyoruz. Daha Türkçeleştirerek. Ondan sonra bütün ıslak zemin araçları vesairesi. Sonra başka ne yapıyoruz? Şehirleşmeye geçtiğimiz zaman bütün şehir hayatında kullandığımız bütün teknik malzemeler, vidanjör, yani gelip kanalizasyonu çekiyor falan, böyle kullanıyoruz. Demek ki teknolojiyle beraber alıyoruz. Şimdi artık bunları Fransızca olarak almıyoruz, teknolojiyi. Çünkü dünyada esameleri okunmuyor Fransızların bu konuda. Hepsini bunların İngilizce olarak alıyoruz ve dilimiz daha da İngilizce haline gelecek. Bunlar doğal süreçler ama İngilizce'den o kadar çok kelime yok Türkçe'de. Fransızca 3000 civarındadır ama bunu hissetmezsiniz. Çünkü şimdi bu alıntı kelimeler konusunda insanlar genelde çok duygusaldır ama biz çok eskiden alınmış ya da bizden önce alınmış kelimelerin zaten Türkçe olmadığını bilmediğimiz için bunlara çok duygusal yaklaşmıyoruz. Siz şimdi inciyi... Bugün Türk televizyonu Türkçesi diye bir şey var. TRT. TRT hükmetmekten çekildikten sonra ki ne kadar o dönemi, tek kanallı dönemi herkes esefle anmaya da çok müsait ama bugün iş hayatında ve televizyonda kullanılan berbat bir Türkçe var. Esef verici. Bu üzücü. Türkçelerden biri sadece ama Türkçe'de. Bu tamamen enflasyona uğramış, yozlaşmış, perişan, tiksinti verici bir Türkçe. Bir sosyal varyant. Türkçe bundan ibaret değil. Bütün doğal diller bir sürü sosyal varyantla birlikte vardır. Evet, ama biz şöyle bir şeyden söz edelim. Dünyadaki, yani Brezilya'ya gidip radyo dinlemek ya da Fas'a gidip radyo dinlemek ya da ki bunların hepsini yaptım. Dünyanın birçok yerinde radyo dinledim. Türkiye, yani radyoyu basit örnek geç, birisi konuşuyor diyesi çünkü. Türkiye'deki özel radyolar kadar, TRT'yi söylemiyorum, özel radyolar kadar bir sunucunun sabahtan akşama kadar sadece 10 kelimelik bir kelime hazinesiyle konuştuğu bir şey daha yoktur herhalde. Bu Türkçe'yi mi temsil ediyor sizce? Bu bence büyük bir dejenerasyonu temsil ediyor ve bizim ileriye doğru fışkırtacağımız, özellikle bu kelimeyi kullanıyorum, fışkırtacağımız, üreteceğimiz, ileriye doğru ekeceğimiz, besleyeceğimiz her neyse, edebiyatçılarımızın, roman yazarlarımızın, hadi roman bizim öz ve öz sanatımız değil ama şairlerimizin olmayacağı anlamına. Ama yani onlar yazmaya devam etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Sizinki çok popüler bir yaklaşım. Biz bunu benim gibi ben popülerlikten nefret ediyorum. Sosyal varyantlara bakışınız çok popüler. Bunlar hiçbir standart Türkçe ile rekabet etmiyor. Onun yerine geçmeyi amaçlamıyor ya da birinin yok olmasının sonucu gibi bir sonuç olmayacak. Standart Türkçe nerede konuşuluyor? Nerede kullanılır? Bunları Nurettin Bey daha iyi bilir bu konuları ama eğitimde, hukukta, devlet yönetiminde. Yani hiç kimse çocuğuyla bir kitapta ki dille konuşmaz. Arkadaşınızla öyle konuşmazsınız. Niye ben anneannemle, dedemle ya da annemle, babamla standart Türkçe konuştuğumda şimdi ne oldu?
Standart Türkçe ile neyi kastettiniz? Ben sanırım bu konuda anlaşamadık. Tabii ki o insanların kim olduğu, ne iş yaptıkları ve meslekleri ve sosyal konumlarıyla çok büyük ilgisi var. Ama yani belli kaç nesil çok güzel bir Türkçe ile büyüdü. Şimdi ayrıca da başka bir şey var. Diyorsunuz ki hocam bu popüler yaklaşım. Tamam, sorun yok. Ama siz dilin nerede saklanacağını düşünüyorsunuz? Kitaplarda mı? Devlet dairelerinde mi saklayacağız dili? Yayınlarda mı saklayacağız? Sokaktaki dil neyse, sokaktaki dil, bugün evlerde konuşulan dil neyse maalesef yarına onlar kalacak. Hayır. Bunlar kalmayacak. Ne olacak? Bunlar sadece geçici bir şey mi olacak? Bırakacağım şimdi sana. Bunların hepsi yan yana yaşarlar. Sosyal varyantlar son derece doğal bir şeydir. Dilin argosu da vardır. Ama bayılıyoruz ona. Evet, argo da bir dil gerçeğiydi. Küfürler de, yakası açılmadık laflar, kelimeler de, onlar da edebiyatı o dilin. Tamam. Gizli edebiyatı, yeraltı edebiyatı, evet. Şu edebiyatı, raf edebiyatı, tavan arası edebiyatı fark etmez. Argo'yu beğeniyorsunuz ama sokakta konuşanları neden küçümsediniz? Çünkü ona argo bile değil, o kadar kültürsüz ki. Yani nasıl söyleyeyim... yani o hani çok estetik yaptırmış bir insan düşünün. Yalan yanlış estetik yaptırmış. Burnunu güzelleştirmiş, böyle yapmış. Öbürsünü böyle yapmış. Saçlarını çirkin boyatmış. Öbürünü bir müdahalelere uğramış ama perişan. Ona benzetiyorum ben onu. Ama bugün konuştuğumuz dili, şu an sizin ve benim konuştuğumuz dili muhtemelen 100 sene, 500 sene önceki atalarımızın duyma imkanı olsa aynı şeyi düşüneceklerdi muhtemelen. Hayır, evet. Bunu kültürel olarak anlarlardı. O zaman bunu tahlil ederlerdi. Aynı bir kimya laboratuvarına götürüp herhangi bir şeyi tahlil ettirebileceğimiz gibi şu olmuş, bu karışmış, buradan bu geçmiş falan diye ya da DNA değişikliklerini anlayacaklardı. Şairlerimiz ve edebiyatçılarımız hala çok güzel üretime devam ediyorlar yalnız. İçiniz rahat olsun. Ben burada Nurettin Bey'e bir söz veriyorum. Ama bir dakika Sayın Hocam. O zaman ben de sizi fazla... optimist davranmakla, siz bana popüler dediniz ama ben size daha kararlı ve zarif yaklaşmaya çalışacağım. Lütfeder kabul edersiniz. Ben sizi optimist buluyorum bu konuda. Ben sizi rahatlatabilirim biraz. Buyurunuz efendim. Bu konuda şimdi şöyle bir şey var. Türkçe dediğimiz dil, daha doğrusu herhangi bir doğal dil, çok farklı biçimlerde ortaya çıkan çeşitli işte değişkeler, varyantlar dediğimiz biçimlerden oluşur. Aslında her birimiz eğitimimize, bulunduğumuz ortama göre dili farklı farklı konuşuruz. Ama aynı dili konuşuruz. Her birimiz. Ben tabii ki sizin yani seslendirme sizin gibi birisine bunu söylemek. Ama tabii hayranı siz hocamsınız. Sizin Türkçe en iyi konuşanlardan birisisiniz Türkiye'de. Çok sağ olun. Siz de buradasınız yani öbürü burada ama siz de buradasınız. Sizin gibi başkaları da var bu Türkçe'ye sahip çıkan. Ve şunu söylemek istiyorum. Türkçe, ben daha önce yazdığım için de bu konularda, başka yerlerde de savunduğum için bu görüşü, şunu söylemek istiyorum. Türkçe tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor şu anda. Şu anda. Evet. Şu yüzden en güçlü dönemini yaşıyor. Konuşur sayısı bakımından Türkçe hiçbir zaman tarihte bu kadar kalabalık bir konuşura sahip değildi. Bu bir. İkinci olarak, Türkçe hiçbir zaman bugün olduğu gibi bir dilden beklenen bütün işlevleri karşılamıyordu. Ya eğitim dili değildi, ya devlet dili değildi, ya halkın konuştuğu dil olarak, kaba bir dil olarak bulunan bir dildi. İşte Anadolu'da ilk yazılan metinlerde şairlerimiz ya ne yapayım bu dille yazacağım işte kusura bakmayın diye özür dilerler neredeyse. Bu çok önemli bu söylediğiniz nokta. Şairler lütfetmiyor ama belki... Özür diliyorlar neredeyse. Peki, bu Türkçe yazdıkları için ama özür dilerler. İşte baştaki o zaman sorun doğruydu. Osmanlı'nın resmi dili diyoruz bir yandan. Öncesinde, Osmanlı'dan önceki öncesinde, Anadolu'da yazı dili olarak ortaya çıkmaya başladığında... Bugün dil ne işare? Dil işte ticaret dilidir, iletişim dilidir, eğitim dilidir, işte bilim dilidir, sanat dilidir vesaire. Türkçe bu işlevlerin tamamını bugün karşılıyor ama bütün alanlarda başka dillerle de rekabet halinde. Yani en basitinde müziği alalım. Müzikte Türkçe dinleme şansınız da var. Başka bir dilde müzik dinleme şansınız da var. En böyle muhafazakar olan bir alan alalım. İbadet. İbadette Türkçe de ibadet edebilirsiniz. Arapçayla yarış içinde orada. Eğitimde Türkçe
çok pek çok yerde yani Türkçe okullarımızda öğretiliyor standart Türkçe. Ama aynı zamanda İngilizce ile, İtalyanca ile, Fransızca ile, Almanca ile rekabet halinde. Çünkü orada bir talep var halktan, böyle bir şey, çocuğunu İngilizce eğitim veren okula gönderiyor. Bu dille ilgili bir şey değil ama yani bu dil sadece bir araç burada. Fakat Türkçe bu işlevleri de karşılıyor. Bütün alanlarda Türkçe konuşuluyor ve Türk edebiyatı bugün dünyanın en ilgi çekici edebiyatlar arasında. O anlamda işte farklı farklı konuşmalar her zaman vardı, bugün de var. Bu yüzden de Türkçenin işte kötüye gittiğini söylemek çok kolay değil. Yani daha önceki dönemlerden daha kötü olduğunu söylememiz en azından zor. Çünkü bugün olduğu gibi, ha bir şey de ekleyeyim, neden en güçlü dönemini yaşıyor? Bugün Türkçe, Türk dilleri bütün olarak baktığımızda tarihte ulaşabileceği en geniş coğrafyada konuşuluyor. Bütün Türk dilleri anlamında söylüyorum. İki okyanus arasında Türkçe konuşuluyor. Bunların, Türkçenin sınırları Osmanlı dağıldıktan sonra birazcık daraldı. Çünkü Anadolu'ya göçtü Türkçe konuşanlar. Fakat biz Avrupa'ya işçi göçü verdik. Bugün gidiyorsunuz, siz de gitmişsiniz, gidiyorsunuzdur. Almanya'ya gidin, herhangi bir şehirde karşınıza mutlaka Türkçe bilen birisi çıkar. Ama İstanbul Türkçesi konuşmaz bu. Oraya özgü, biraz geldiği bölgeye özgü bir Türkçe çıkar. Bu anlamda da Türkçe en geniş coğrafyasında konuşuluyor. Çok İçerik özür dilerim olarak... tekrar, özür dilerim ama bana yine çok iyimser geliyor. Çünkü evet. Yani yani bereketli topraklar tabii. Üzerindeyiz evet. Ama velakin topraklarımız şu anda bereketli mi? Benim sorduğum, söylediğim evet. Sadece budur. Yani bugün niçin iş hayatında, diyelim ki mühendislikte, diyelim ki tıpta, diyelim ki pilotlar uçak kalkarken aralarında tabii ki uluslararası terminolojiyi kullanmak zorunda olan insanlar dışında, örneğin iş hayatında, örneğin reklamcılıkta, örneğin bu kadar teknik terimler gerektirmeyen alanlar diyelim buna. Yani insanlar Türkçeyi kendisine şey görmüyor. Yani var Türkçesi, Türkçesi çok güzel, kullansa ve ben bunu, bu uyarıları en azından burada bir ders vermek değil ama izleyenlere ilham vermek açısından bunu yapmak isterim. Bunu da bir ödev olarak düşünüyorum. Aynı İngilizce kelime, yani İngilizce'de o kelime o kadar güzel değil kardeşim. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? O kadar güzeldi. Yani İngilizler o senin böyle bir havalı bir iş konuşmasında kullandığın o kelimeyi o kadar şey kullanmıyor. Evet. Yani yarın sabah morning demek gibi bir şey. Yani morning onlar için böyle statü ifade eden filan böyle kavramsal havalı bir şey değil. Sen geri zekalı gibi kendine bir yakıştırma yapmak için onu kullanıyorsun. Şimdi Türkçesi varken bunun kullanılması evet. Bana sanki bütün toplum aynı anda sınıf atlamaya çalışıyor gibi geliyor ve çok üzücü geliyor. Bilmiyorum evet. Ne düşünüyorsun? Bunlar şimdi bunlar her zaman olan şeyler ama. Yani farklı kendi farklılığını dilinden dili kanalı aracılığıyla da göstermeye çalışan insanlar her zaman oluyor. Bu bizde bazen Arapçadır. Yürü var gel ya acemden ya Arap'tan diyor tarihte şairlerimiz. Yani ya Arapça Farsça kelimeleri araya katarak göstermeye çalışıyor. Farklı bir eğitimi, farklı bir sosyal grubu olduğunu, halktan ayrıldığını. Günümüzde de İngilizce daha çok. Fransızca 1950'lerde, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı Fransızca'yı bitirdi. Çünkü süper güç bitti. Amerika. Çok rahat. İngilizce konuşan bir toplum. O yüzden İngilizce Fransızca'nın yerini aldı. Fransızca çok büyük bir prestij kaybı yaşadı tabii. Yaşadı. Ama onun yerini İngilizce aldı. Bu defa bize batıdan... Fransa'da öyle. Tabii tabii. Fransızların büyük şikayet. Peki onların zoru ne? Yani biz, Sayın Hocam niçin siz bu... Fransızlar hüngür hüngür ağlıyorlar bütün programlarında. Yine bir İngilizce kelime girdi dilimize. Evet. Tek bir kelime girdi diye işte. Feveran etmeler. Ortalama bir vatandaşın dile karşı tutumu budur. İngilizce. Ama biz dilciler... dil bu süreçleri anlamaya çalışırız. Biz kural koymaya çalışmayız. Neden böyle?
Ya biz siz ne kadar emeklisiniz. Evet, ha, ben de diyecektim yani ya. Bu asla benimle ilgili değil. Siz nasıl bir yerde, üniversitede, nasıl güzel bir ortamda, bambaşka bulutlar arasında bir kapta mı çalışıyorsunuz? Şimdi. Ben 20 yıldır toplumsal dil bilim dersi veriyorum. Bence dilden önce herkesin toplumsal dil bilim eğitimi alması lazım diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacımız var. Gerçi ilkokuldan itibaren bence herhangi bir dil eğitiminden önce toplumsal dil bilim. Yani gerçekte dil süreçleri nasıl işliyor? Toplumların dille ilişkili tutumları nelerdir? Neyin sonucu nedir? Biz kural koyamayız. Dille kurallar işlemez. Kim siz, koymak istiyor? Siz kuralları ancak anlayabilirsiniz. Evet ama ben sadece kışkırtabilirim. Ben kışkırtabilirim. Ben bu monitörlere, YouTube'a ya da televizyon yayınında bir ilham verici bir şey yapabilirim. Kızabilirim. Evet. Eleştirebilirim. Yoksa sizler gibi profesör doktor olarak oturursam işimi yapamam zaten. Ve bu kadar bağışlayıcı olamam ben. Evet. Herkes keyfine baksın, böyle diyemem ben. İşte siz şu an işinizi yapıyorsunuz, biz de işimizi yapıyoruz. Harikulade. Peki bir ara vereceğiz. Sonra dilimizin fonetiğini soracağım. Fonetik yazmak ve dil fonetiğimizi soracağım. Sonra da mükemmelen susmasını beceren